Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Alkar, Pegio, Borusan Yatırım, Silverline ve Marshall Boya'ya bakacağız. Şimdi Alkar'la başlayalım. Biliyorsunuz Alkar hissesi e, Haziran aylarında şu 70 TL'lerdeyken yani Haziran ayından bugüne 560 TL'ye gelen ciddi bir şekilde primini yapan tahta. Bu tarz primlerle ilgili benim size söylediğim çok temkinli olmanız. Bakın tepeden bir satış değmiş. Ve buraya ben bir gökdelen diye yazmışım zaten. Bir gökdelen görüntüsü var. Böyle yazmamın sebebi arkadaşlar şudur. Direkt göstereyim ben size. Bakın Marshall'da da var bir örneği görüyorsunuz değil mi? Tepeye gelmiş satışı yemiş ve haftalardır yatayda eski zirvesine çıkamadan vakit geçiriyor. Aynı şekilde nerede var? Bakalım hemen. Örneğin B Fren. Bu da 7, hızlı bir şekilde satış ama bunda nadir olarak şurada bir flama tarzı bir görüntü oluşturup tekrardan eski seviyesini geçirdiler. Bu nadir yaşanan bir görüntüdür. Mesela RGO'ya bakalım. RGO 2020'nin başlarında 12'lere kadar tırmanıp bir yıl geçmesine rağmen arada hala yatayda formasyonuna devam ediyor. Bir atak yapmak için bir formasyon üretiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani tepeden alıp da bir yıl yatayda beklemek istemiyorsanız temkinli olmanız lazım. Nereye gideceği belli olmaz. Satış yemiş belki bunu bine çıkarırlar. 1500'e çıkarırlar hiç belli olmaz. Bu tarz tatlalarda bir hedef çizilmiyor maalesef. Ama geri dönüşlerde mutlaka temkinli olun ortalamalarına baktığımızda ortalamalardan açılan hisseler her zaman için ortalamaya geri dönmek ister. Bakın şu an ortalaması nerede kalmış? En yakın 5 haftalık ortalaması 441 TL seviyesinde. Günlükte baktığımızda da şu an tam 5 günlük ortalama tutuyor gözüküyor. Yani bir ortalamanın kırılmaması lazım. Kırılırsa da Mutlaka stop seviyesi bana göre 424 TL yani 21 günlük ortalamanın aşağı kırılmasıdır. Bu stop e, yani şu primi göz önünde bulundurun. Geri çekilişlerde stop olacağınız noktaları mutlaka belirleyin arkadaşlar. Zaten çıkacağı yere çıkmış. ya e, Umarım daha da çıkar yatırımcısı kazanır. Benim bir işim yok bu tahtalarla. Ama e, temkinli olmanızda fayda var yani. Alkar böyle. Pegio'ya bakalım. Şimdi Peg Pera Gayrimenkul, Pegio arkadaşlar. Bunda ne var? Şu, pandemi düşüşünde 0.50 TL'lerdeyken 2.60, 2.70'lere çıkmış. Bir 5 kat primini yapmış. Şimdi bakın şöyle bir tren çizdiğimde bunun kırılmaması gerekiyor. Bu kırılmazsa bir problem yok. Yani tamam hızlı çıkmış geri inmiş ama belki şöyle bir yatay kanal içinde hareketini devam ettirebilir. Şunu bir klonlarsak şöyle bir üst bandı atsak şöyle bu şekilde şöyle kanal içinde hareketine devam ederse bir problem yok. Ama şöyle bir kötü görüntü var. Şimdi ortalamalarına bakıyoruz. Kırmızı ortalama yani çok güçlü 21 haftalık ortalamayı bile aşağıya kırmış bu mum. Bu çok kötü bir görüntü. Kesin stop seviyesidir bana göre. Bu seviyede 1.69 TL seviyesi. Şu an 1.62'de mutlaka 1.69'u e, yukarıya kırması lazım. Yani bu direncini geçmesi lazım. Şu an bizim umudumuz bu alt trend destek seviyesi. Çizdiğimiz şu trend var ya. Bunun tutması en azından. Şu an 1.62'de bu da 1.58'lerde. En azından bir 1.58'de bir tepki versin. Eğer ki o da tutmazsa 50 haftalık ortalamamızı açtığımızda o da 1.37 TL seviyesinde kaya gibi bekliyor. Umarım e, EMA MA 50'ye kadar inmez ve şu trendten destek verir. Günlük baktığımızda zaten siyah kırmızı aşağı kesmiş. Dediğim gibi bu destek seviyesini baz alın PGO için. Kırmızıyı kırması kötü oldu haftalıkta. Bir yat Borusan yatırım. Son zamanların çok konuşulan tahtası. Neden çok konuşuluyor? Hızlı giden tahtalar. Tepeden mal alan kulun e, küçük yatırımcı tarafından e, tepeden aldıkları için zararı uğruyorlar ve sürekli bu tahtalar konuşuluyor. Tamam güzel bak trend kırılımı 250 TL'de 650'ye kadar çıkmış zaten. Yani daha nereye çıkacak arkadaşlar? Yani çıkmış bu tahta. E, sonradan sert satış yemiş. Şu iğne uçlar her zaman benim korktuğum şeydir bakın şu iğne ucu görüyorsunuz değil mi? Bu kötü bu mumdur. Genelde sert satışı temsil eder. Şimdi ortalamalarına bakalım. Siyah ortalamayı aşağı kırmadığı sürece bir problem yok ama bakın 474'ü 475 aşağı kırmadığı sürece problem yok ama kırarsa temkinli olun. Bunun desteği burası. Hani direkt görüyorsunuz zaten kırması durumu tehlikeli. Günlükte bakalım. Günlükte de kırmızıyı kırmaması lazım. Yakın takip edeceksiniz. Kırmızı ortalamamız da 472'lerde. Gerçi diğeri 475'teydi. Bakın 472 seviyesi çok güçlü bir destektir. 472 aşağıya kırmasın. E, herkes artık ona göre stoplarını vesaire kendi stratejisini belirleyebilir. Güzel bir prim yaptı tamam ama tekniğine de bakın artık arkadaşlar. Bir, bir tahtayla ömür boyu böyle bir e, bağlılık kurmak tehlikelidir yani. Bir sürü fırsat var borsada. Silverline Endüstri'ye bakalım. Haftalıkta bir bakalım. Genel görünümü nasıl? Şimdi pandemi düşüşü. Pandemi düşüşümüz 1.36 çıktığımız yer 11.34. Çok iyi. Pardon çımakıyı açtım. Şimdi arkadaşlar primini e, güzel bir şekilde prim yapan bir tahta Şimdi tepeden sert satış yemiş. E, ortalamasına baktığımızda ortalamadan açıldığı için hani her zaman için diyorum ya size, temas etmek istiyor. Özellikle haftalık periyotta EMA 5'e sık temas etmek ister. Şu an temas etmesi için de 8.83'te kalmış. 5 haftalık ortalaması 8.83 seviyesinde. Şu an 948'de buraya kadar temas eder mi? Yoksa günlükte baktığımızda şu siyahı kırmış, kırmızı kırmızı nerede kalmış? O da 874'te arkadaşlar bakın, 877'lerde, 874'lere temas etmek ister mi? Şu an ona bakacağız. Temas ederse tekrardan güç toplayıp da e, çıkar mı onu takip etmek lazım. Ama bu o desteği yani günlükteki 21 günlük desteği 874'ü kırması tehlikeli olur takibinde kalın. İçim okuya bakalım. İçim okuda iki ortalama arasında sıkışmış. Yani ten kansenle kijun sen arasında sıkışmış. Bakın. Şu mavi ortalama 9 barlık ortalama. Kırmızı ortalama 26 barlık ortalamadır. Parabolik sarımız günlükte tam bunun altında. Arkadaşlar yakın e, baktığınızda yakın olarak 9.25'i kırmaması lazım yukarıya gitmesi için de 9.81'i yukarı aşması lazım. Bu iki ortalama arasında sıkışmış gözüküyor. Mutlaka bu rakamları da referans alın. Yatırımlarınızı ona göre şekillendirin. Marshall'a bakalım haftalıkta. Marshall'da ne var? Marshall'da Temmuz ayında 80 liralardayken 500 liralara kadar çıkıp sonradan satış yiyip geri çekilme yapan bir tahta. Şimdi burada tekrardan tırmandırıp tepeyi test ederler mi? Yoksa az önce gösterdiğim RGO'daki gibi yatayda bir süre formasyon mu yapar? Takip etmek lazım. Günlüğüne baktığımızda e pardon, ortalamasına baktığımızda haftalık ortalamada siyah ortalamanın üzerinde yani 5 haftalığın üzerinde olması olumlu bir durum. Şimdi 330 TL seviyesi bir destektir. 330'un altına kırması kırmızı ortalama var kırarsa. Ee, kırmızı ortalama ile siyah arasında gidip gelme ihtimali olabilir. Kırmızıyı kıracağını düşünmüyorum yakın zamanda ama kırması durumunda da kırmızı kesin stop seviyesidir. Özellikle haftalık periyotta. Ee, bunu göz ardı etmeyin. Şöyle bir King Kong bir bakalım bayağıdır bakmıyoruz. King Kong çok öncelerden al demiş arkadaşlar bunu. Ya 40 liralardayken al demiş. Hisse 500 üzeri görmüş. Gayet iyi. Ortalamalarda haftalıkta bir problem yok. Günlükte baktığımızda da şu an kırmızının ve siyahın üzerinde günlükte de yakın takip etmek isteyenlerde 320 TL seviyesi çok güçlü destekleri 21 günlük destek. 320'nin altına kırmaması lazım. Temkinli olun günlük olarak takip edin. Şu primler beni her zaman korkutur. Artık gideceği yere gitmiş diye düşünüyorum. Ama az önce size örneğini gösterdiğim gibi B frendeki gibi şuradan bir tur daha fırlatıp 700'leri falan gördürürler mi? O da Allah bilir. Yani yatırımcısı şey pardon e, tahtayı yöneten artık spek nereye götürürse arkadaşlar genelde oraya gidiyor. Küçük yatırımcıyla da çok hareket ediyor. E, takipte kalmak lazım. Teknik olarak ortalamaların üzerinde ama temkinli olun diyeyim. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postun altına yazın. E, yorum olarak onları da listeye ekleyip analizini yaparız. Eğitim setimiz için de iletişime geçebilirsiniz. Grafik analiz eğitimimiz var. Sıfırdan borsa eğitim setimiz. Yeni başlayan arkadaşlar çok olduğu için genellikle duyum hisselerle hareket ediyorlar. Ve çoğu da zarar ediyor arkadaşlar. Sebebi yanlış yerde alıp yanlış yerde satmaları. İşte trend, destek çizgileri, dirençler vesaire gibi teknik göstergelere, ortalamalara içim okuya bakmadıklarından dolayı zarar etmeleri zaten doğal bir sonuç. Bu sebeple eğitim almadan yatırım yapmayın. Mutlaka eğitim alın. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.